Çiçek neredesin? Bugün hava çok sıcak. Bakalım arkadaşlarımız neler yapıyor? Çok sıcak. Artık dayanamıyorum. Bu sıcaklarda en güzel şey buz gibi dondurma yemektir. Dondurma. Düşünmek bile içimi soğuttu. Bu kim ki? Büyük baba hatta, büyük baba hatta. Cevap ver dada, tamam. Çok net duyuyorum büyük baba. Dada burada, tamam. Duda da burada, tamam. Umarım hepiniz iyisiniz. Dinleyin genç kaşifler, bir bilgi vereceğim. Duyduğuma göre buz patili köpek durmayan kar bölgesinde görülmüş. Gidip keşfetmeniz gerek. Vay canına, buz patili köpek orada mıymış? Evet. İnşallah onu bulabilirsiniz. Gitmem gerekiyor. Tamam. Hoşça kal. Ne? Buz patili köpek mi? Buz patili köpek daha önce kimsenin görmediği efsane bir hayvandır. Duda, hadi hazırlan. Duda mobili bağla. Yaşasın. Tamamdır. Hadi durmayan kar bölgesine hep birlikte gidelim. Orası neresi? Durmayan kar bölgesi hep buzlu ve karlı olduğu için çok güzeldi. Buz dediğin anda teklifini kabul ettim bile. Ben de. Pekala, hazır mısınız? Hadi gidelim. Çok tatlı. Duda, tilki kuyruğunu neden getirdin? Köpek kuyruğuna benzediği için buz patili köpeğin seveceğini düşündüm. Güldürme beni, o sadece bir ot Duda. Buz patili köpeği görmeyi çok istiyorsun galiba. Evet, ona çok sıkı sarılıp buzlu patilerini ısıtacağım. Buz patili köpeğe sarılırsan soğuktan donarsın. Hayır, donmam. Yumuşak bir tilki kuyruğuna sarılmak gibi olacak. Onunla tanışmış gibi konuşuyorsun Duda. Sadece içimde böyle bir his var işte. Ne? Buradaki her şey karla kaplı. Çok soğuk. Neden bu kadar soğuk bir yere geldik ki? En hızlı hazırlanan sen değil miydin? Ne? Bu doğru değil. Hadi çocuklar, acele edip buz patili köpeği arayalım. Yaşasın! Hepsi. Hani burası çok güzeldi. Burası güzel değil, buz gibi. Scott, şikayet etmeyi bırak ve köpeği bulmaya yardım et. Neye benzediğini bile bilmiyoruz. Nasıl bulacağız, söyler misin? Burada ayak izleri buldum. Buz patili köpek bu yöne gitmiş olmalı. Pati izlerini takip edelim. Ne yapıyoruz biz, bu şekilde yakalayamayız. Sessiz olmalıyız çünkü buz patili köpek utangaç olduğu için kaşiflerden uzak durur. Aman da aman, neyse ne. Scott, dikkatli ol. Ne? İyi misin Scott? Olamaz. Neden buraya geldik ki? Sanırım izler burada bitiyor. Yani buz patili köpekle tanışamayacak mıyız? Ama onunla oyun oynamak istiyordum. Etrafı biraz daha gezmek ister misiniz? Başka ipuçları bulabiliriz belki. Tamam. Ama ben eve dönmek istiyorum. Burada mı? Yoksa burada mı? Duda, buz patili köpekle tanışmayı gerçekten çok istiyorsun. Evet, kardan adam yapmak ve birlikte saklambaç oynamak istiyorum. Saklambaç oynamak mı? Sizce buz patili köpek şu anda bizimle saklambaç oynuyor mudur? Evet Duda, bu sefer hep biziz. Önüm, arkam, sağım, solum, sol ve bana kuyruğunu gösterme.
Hani köpek utangaç olduğu için sessiz kalacaktık? Ha? Bu da ne? Hey çocuklar, buraya gelin. Bir şey buldum. Buz patili köpek buradaymış. Burada mı yaşıyor? Bence burası evi değil ama burayı dinlenmek için kullanmış. İnanamıyorum. Demek buz patili köpek burada oynamayı seviyor. Artık eve gitme vakti geldi. Birazdan hava kararacak. Peki ya buz patili köpek ne olacak? Gitmeliyiz, saat geç oldu. Sonunda bu buzlu yerden kurtuluyorum, yaşasın. Dada, üzülme. Belki bir dahaki sefere bulursun. İşte. Görüşürüz buz patili köpek. Umarım bir gün tanışırız ve tanışınca eve sen olacaksın, tamam mı? Hadi gidelim. Kuyruğun nesi var? Eyvah, ne yapacağız? Kuyruk çok soğuk olduğu için çalışmıyor. Duda mobilde donmuş. Ne yapacağız? Hadi, güneş batmadan önce buraya çadır kuralım artık. Burada kamp mı yapacağız? Eskimo evi yaparsak üşümeyiz. Eskimo evleri soğuk havayı dışarıda tutup sıcak havayı içeride tutar. Bu yüzden içerisi sıcak olur. İyi fikir. Bu şekilde soğuğa karşı korunabiliriz. Bu harika Duda. Ne oldu Duda? Sanki biri beni izliyor. Pek sanmam. Burada bizden başkası yok Duda. Sanırım haklısın. Eskimo evi bitti. Donuyorum. İlk ben gireceğim. Vay canına. Neye bakıyorsunuz siz? Çok güzel. Vay canına, iyi ki gelmişiz. Ne dediniz Scar? Bir şey demedim. Kaybur, iyi misin? Üşütmüşüm. Hepsi bu. Hadi içeri girelim. Güneş doğduğunda kuyruk yine çalışacaktır. Acaba buz patili köpek şimdi ne yapıyordu? Çok uykum geldi. Buz patili. Duda. Buradayım. Beni bekle. Duda. Şuna bir bak. Buz patili köpeğin pati izleri. Pati izleri Duda'ya doğru gidiyor. Duda, burada uyumadın öyle değil mi? Üşümüyor musun? Yok, bayağı sıcaktı. Olamaz, tilki kuyruk. Bunun burada ne işi var? Buldum. Buz patili köpek seni korumuş olmalı. Bu soğukta bütün gece neden donmadığını açıklıyor işte. İnanamıyorum. Buz patili köpek mi? Hey buz patili köpek. Gitmiş. Buz patili köpek hasta olmandan endişelenmiş olabilir. Buz patili köpek, seninle tanışmayı çok istiyordum. Belki bir dahaki sefere. Pekala, hadi eve gidelim. Görüşürüz.
Görüşürüz Buz Patili Köpek. Yine ziyarete geleceğim. Buz ve karla kaplı bir yerde Duda sıcak kalpli bir arkadaş edindi. Yaşardı yer altında. İşte geldi, neler yapacak bugün. Duda'nın hayatını biz biliriz. İşte geliyor güzel bir gün. İlk gün çıktı yeryüzüne, edindi birçok dost. Bin bir kuyruğa ve gezdi tüm dünyayı. Çok komik ve küçük bir köstü.